Bunu anlatmadan önce şu son dakika gelişmesini bir aktarayım. Ardından hemen o saldırıya da geçelim. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnan Başbakanı'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi Necip Mikati ile. Lübnan'da düzenlenen bu saldırıya ilişkin üzüntülerini iletti Mikati'ye. Ve Cumhurbaşkanı Mikati ile olan bu görüşmesinde İsrail'in çatışmaları bölgeye yayma çabalarının tehlikeli olduğunu, İsrail'i durdurmak için gayretlerin de devam edeceğini söyledi. Bu önemli gelişmeyi de aktaralım. Çünkü İsrail'in bu saldırı politikasını bölgeye yayma çabası da oldukça önemli. Koskoca Orta Doğu'dan bahsediyoruz. Tek bir ülkenin Orta Doğu'yu sürekli karıştırmasından bahsediyoruz. Çok özür diliyorum lafını kestiğim için. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Kesinlikle yerinde mesajlar. Gerçekten de çünkü zaten en başta Filistin'in devlet olma hakkını tanımamak sürekli Orta Doğu barışını ertelemek, evet, imkansız hale getirmektir. Ve bunun sonuçlarını da özellikle İran'la İsrail arasındaki rekabette yine masumlar, yine siviller ödüyor. Maalesef. Ve tabii ki bundan da, bu ortamda da palazlanan Hizbullah çok ciddi bir tarihin en büyük krizini yaşıyor şu anda. Evet. Dedik ya, Mossad operasyonlarından son dönemde zaten özellikle İranlı yetkililere, Hamas ve Hizbullah yetkililerine sınır dışında çok ciddi hassas istihbarat verilerine ve de teknolojiye dayanan saldırılar gerçekleştirmişti. Ama belki işte bu çağrı cihazına benzeyen en kritik saldırıları biz İran'da görmüştük. 2020 yılında Muhsin Fahrizade, İran'ın nükleer programının beyni olarak da bilinen en önemli nükleer fizikçisi, Tahran'da üstü açık bir arabadan ateşlenen tüfekle sıkılan kurşunlarla hayatını kaybetti. Çünkü o zaman da çok konuştuk bunu. Üstün teknoloji, son teknoloji diyebileceğimiz yüz tanıma sisteminin, yapay zeka ile desteklenen silahların kullanıldığını biliyoruz. İşte İsrail istihbaratı en kritik anlarda ne kadar dengeleri değiştirebileceğini ve kendi sınırlarının dışında böylesi zor operasyonları kolayca yapabileceğini gösteriyor. Peki Süheyla, çok çok teşekkür ediyoruz aktardığın bilgiler için. Her zamanki gibi ayrıntısıyla paylaştın.